16'da eleme heyecanı başlıyor. Yeni hafta var. Yeşilçam hiçbir zaman yok olamaz. Yeşilçam hep var. Bizim müdavimizim ben çok izliyorum. Aa ne güzel. Evet. Devamlı izliyorum ben. Gecenin konsepti Yeşilçam. Hayatta idealiniz var mı? Önce sinema güzeli olmak, sonra da evlenmek. Görmelerini kapatmanı beklerdim. Ben oyunculuğumla umut etmiştim ki siz bunları görmeyin. Ruhunu giymek istedim, kostümünü değil. Ben oyunuzu seyretmekten onları görmedim. Ah şimdi, yarın olmaz şimdi. Hemen şimdi, şimdi. Galiba gala geceleri senin içinden bir canavar çıkıyor. Stil olarak Kemal Sunal'ın şu andaki Şabaniyesi aynı karşımda duruyor. Senin sebile olduğunu unuttum. Teşekkür ederim. Tamam. Biraz daha feminen olacaksın buraları. Öğreneceğiz öyle olmaz. Biraz daha. Ben niye yapıyorum böyle be? Yalnızım yalnızlık tutuyor kan gibi. Bunu bir şov olarak göremedim ben. Pek rol yapılacak bir durum göremedim. Hani sen oyuncu olduğun için. Oyuncusun sen. Biraz da oyna. Görelim. Ben bunu kabul edemiyorum. Kendi adıma söylüyorum. Ama çok çok üzüldüm ben. Platonik derecede Emel Sayın'a aşık. Annem de deli gibi kıskanıyordu Emel Sayın'ı. Peki baba çok sevinecek. Anne ne diyecek? Annem kızacak tabii. Ona hazırlıklıyım. Seviyorum seni ulan. Seviyorum. Yalan. Yalan. Seviyorum. Hem de öylesiye deli gibi seviyorum. İyi günde, kötü günde benimle ömrümün sonuna kadar geçirmeye var mısın? Bir şarkısın sen, ömür boyu sürecek. Şunu söylemek istiyorum, hayatınızda hiçbir şeyi erteleme. Yıllarca düşmeyecek. Maşallah, ama paranın gücü. Çok güzel olmuş sahne yani, çiçekler mi çiçekler mi? Yüzünü tabii çok anlamadık. Biliyorsun ben jüri tarafına doğru gidenlere biraz kızıyorum. Derin Özeder benzemişsin. Şöyle gözlük tak. Sen başıma gelen en ah sen çok hatalarım.
Güzel, en havalı yarışma programı işte benim Silinden. Herkese iyi geceler. Sizler ekran başına ve sizler stüdyomuza hoş geldiniz. Sevgili izleyiciler, TV8 logosunu işte benim stilime neredeyse gün boyunca yapıştırdığımız harika bir cuma gecesinde fevkalade bir gala sizleri bekliyor. Bu gece Yeşilçam filmlerinin unutulmaz sahneleriyle nostaljik bir yolculuğa çıkıyoruz efendim. Fakir ama onurlu bir genç kadının sesi ve şöhretiyle aldığı intikama şahit olacak, mutlu veyahut mutsuz bir takım aşk hikayelerine dokunacak ve yeri gelecek izlerken her defasında yüzümüze tanıdık bir tebessüm konduran o unutulmaz filmleri anımsayacağız. Gecenin konsepti, bravo bildiniz, Yeşilçam! Velhasıl kelam, elemeye gelirsek işte meselenin o ciheti biraz yaş. Gün geçmiyor ki bu rekabette yarışmanın kuralları yarışmacılarımızı zorlamasın sevgili izleyiciler. Bu geceden itibaren daha, her şey çok daha zor olacak. Neden? Çünkü artık yarışmacı arkadaşları tarafından koruma, kurtarma yok. Eleme potasında kalan 3 isim İnci, Neslihan ve Yeşim performanslarını sergiledikten sonra doğruca jürinin karşısına geçecekler. Ve gecenin daha en başında apansız haftanın elenen ismi jüri kararıyla belirlenecek. Yani son sözümüzü en başına söylüyoruz sevgili izleyiciler. Ve tabii ki biz bu gecenin boş çerçevesini ararken şarkılarımız filmlerden, yorumlar Türk sinemasının devlerinden. Bayıla bayıla izlediğimiz, hafızalarımızda yer eden Yeşilçam'ın o unutulmaz filmlerini ve büyülü dünyasının perdelerini aralayacak olan iki usta oyuncu bu gece konuk jürimiz. Alkışlarınızla Pelin Savaş ve Serdar Gökhan. Keyifler gıcır, ekran başındaki yeriniz nazırsa o zaman herkese benden çay. İşte benim Silim 2016'da eleme heyecanı başlıyor. Bu gece film dramla başlıyor. Ne yapıyorsunuz orada? Valla geldi de. Sen esir o! Şaban! Gene ben çağırıyorum. Ne? Gel! Geleyim hocam. Benim Funko meselesi en sevdiğim iş. O senin kılın kadar bayıldım biliyor musun? Allah kendimce beni parladın. Keşke onu ezberleyip çıksaydın. Görüntü var, ses yok. Tanrısın, affedersin, başlasın kulun dersin. Hocam konsepti işlenirken niye dergen? Ruhsuzdu, biraz ruh katmamış. Çocuklarıyla ilgilenemiyor ve acı çekiyor bu yüzden. Yok canım, acı çekiyor. Sen çocuklarını yalnız büyüten bir kadınsın. Evet, yalnız, babasız, bir bakıcıyla annesiz. Bundan sonra nerede ne konuşacağını biraz dikkat et. Ve dostunu düşmanını iyi seç diyorum. Oo. Bu üç adaydan hangisini koruma altına almak istersiniz? Bugüne kadar tüm performanslarına bakarak bu ismi yazdım. Ben senin için açıkçası topluyorum. Sevgili izleyiciler, geldik işte benim stilim 2016'da ikinci haftaya. Nasılsınız efendim? Çok heyecanlıyız. Ne güzel. Yeşilçam. Ben çok eğleniyorum. Tüm Türkiye'ye yürümeyi öğreten adamın demin koşma çabasını gördünüz mü? Allah Allah. Bir de böyle bir ağır çekim yapmaya çalıştılar. Yaptık tabii. Evet. Uğurkan, kavuştuk. O ne demek kıskanma, ya? Kavuştuk. O ne demek? Hayır öyle değil, bak şöyle yapıyor. Yavaş, ağır çekimden anladığı şu bak. Evet. Kaldırıyor yavaş yavaş. Allah aşkına böyle mi yaptım Neslihan? Ya sen de karşımdaydın. Ben görmedim, ben arkadaydım. Ben sana hep öğrettim, parmağın ucunda hırsız gibi yürüyeceksin yürüdüm. Dedim. Böyle, böyle. Allah. Sonra kavuşacağız.
Peki. Çok kıymetli konuklarımız var. Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse sevgili izleyiciler, bu gece bu sahnede performans sergileyeceklerden biri olsam korkudan ve heyecandan aklım çıkardı. Çünkü Yeşilçam'daki en ünlü yönetmenlerle sayısız filmde birlikte çalışmış, kariyerlerinde onlarca film, başarılı filme imza atmış Türk sinemasının iki efsane oyuncusu bu gece jüri koltuğunda bizlerle beraber olacak. Şimdi ben Hürmet'e neresinden başlasam sonunu sınırını getiremeyeceğim için alkışlarla sizden destek rica ediyorum efendim. Öncelikle hanımefendi, güzeller güzeli, Türk sinemasının en güzel kadınlarından biri Perihan Savaş. Görücüye nasıl çıkarsın aklım almıyor. Babam zorladı. Saçını başını tarayıp süslenseydin bari. Lüzum görmedim. Kahvede ikram etmişsindir muhakkak. Ettare misafiri adettir. Dinle beni Duran. Geldin mi buraya? Geldim. Geldim ama... Çok beceriklisin sevgilim. Ben olsam baltayı çoktan ayağıma vurmuştum. İsviçre'deki evimizde şöminenin odunlarını sen kırarsın artık. Üşüdüm. Bronşitlerim azmasın. Ben içeri giriyorum. Sen kırdığın odunları içeri taşı. Alkışlarınız hiç durmadan bir jön ve tabii ki şu anda bayıla bayıla izlediğimiz dizilerde de yine başrollerde yer alıyor. İzlemeye doyamadığımız çok yakışıklı Serdar Gökhan. Doğan Bey, ikiz kardeşim. Şimdi anladım. Bu kadar güçlü olman için Türk kanı taşıman gerekir. Gene de üzülme, nihayet kardeşine yenildin. Lütfen bana maksadınızı açıklar mısınız? Ne istiyorsunuz benden? Beni dinlemeniz. Masal dinlemesini sevmem. Anlatacaklarım masal değil, hakikat. Canına kıymayacağım. Ama öyle bir nişanın olacak ki yüzünde... bütün dünya ispiyonculuğunu yüzünden tanıyacak. Ben birini seviyorum. Kimi? Adı Erol. Erol mu? Evet. Kaygısızlar Orkestrası'nın şefi. Bir çalgıcı demek. Nasıl yaparsın bunu Leyla? Ben seni nazlı bir çiçek gibi yetiştirmiştim. Ben seni... Bu tepkini beklemiyordum amca. Sana doğruyu söylemekle hata mı etti? Bakar mısınız? Bu ne güzellik. Kocaman bir alkış rica edebilir miyiz lütfen?
efendim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hiçbir fikriniz var mı? İzliyor musunuz? İzliyorum. Arada bir, yani fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. Güzel, keyifli. Çok keyifli. Siz izlediniz ben mi? De. Fırsat bulabildiniz mi? Fikriniz ben, var mı? Ben sizin müdavinizim. Ben çok izliyorum. Aa, ne güzel. Evet. Aa, devam harika. İzliyorum ben. Ancak işim olduğu zaman kaçırıyorum ama işim olmadığı zaman evdeyken devamlı izliyorum. Peki, bizim için çok özel ve gerçekten çok severek yaptığımız, hazırlandığımız bir konsept Yeşilçam. Ya bütün bir gece boyunca lütfen bizimle o bilmediğimiz anılarınızda unutamadığınız, hani böyle görünüyor da onun siz esasını biliyor musunuz diyebileceğimiz şeyler varsa ne olur bize anlatın ve bizimle paylaşın. Anlatırız tabii. Lütfen o büyülü dünyayı paylaşalım. Heyecanlı mısınız? Daha önce jüri oldunuz mu? Yok, olmadım. İlk defa. Evet, ilk defa oluyor. Yani ilk ekrana alışıyoruz tabii. O heyecan yok ama Yeşilçam olunca ben ayrı bir heyecanlanıyorum. Yani Yeşilçam, evet. Yani unutulmaz. Yeşilçam hiçbir zaman yok olamaz. Yeşilçam hep var. Hep Yeşilçam varlığıyla devam edecek. Ama ben gençlerimizi bizim dönemimizdeki Yeşilçam'ı keşke yakalasalardı, keşke onları görselerdi diyorum. Gerçekten de bizler çok zor şartlar altında çok önemli şeyler başardık. Zaman zaman bazen insanlar dalga geçiyor Türk filmleriyle. Ama onlar bütün olanaksızlıklara rağmen sevgiyle yapılmış çok özel filmler. Gerçekten dostlar bir araya gelmiş de o duygu o filmlerde bize geçiyor, hala geçiyor ve hiçbir zaman da eskimeyecekler. Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız tabii ki müthiş hazırlandılar ve puanlar her zaman olduğu gibi bu gece de jürinin iki dudağı arasında, ama bu gece her zamankinden daha zor. Aralarında oyuncu olan yarışmacılarımız var. Böyle bir jürinin karşısında takdir edersiniz ki neredeyse zorlu bir sınava çıkmaya hazırlanıyorlar. Yani 10 bin lira var işin ucunda. Bakalım nasıl hazırlanmışlar. İşte karşınızda, işte benim stilim 2016'nın muhteşem kızları.